Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapraktan büyüttüğüm sukulent bebeklerimi göstermek istiyorum. Bayağı büyüdüler aslında. Saksı değişim gerekiyor. Bazı büyüyenleri almam gerekiyor içinden. Onları da birlikte yapacağız inşallah. Toprakları da kurumuş aslında. Bir su versem daha güzel böyle dolduracaklar bazıları. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın Albertlerim bayağı güzel doldurdular kendilerini. Biraz yavaş büyüyorlar ama şimdi tam mevsim olduğu için çok güzel atağa geçtiler. Bunlar subsessilis herhalde. Bakın arkadaşlar ne güzel hep doldurmuş saksıyı. Şuralarını. Bunlar da mendozalar. Yapraktan büyüdüler. Bakar mısınız? Çok tatlı tatlı olmuşlar. Buralar hep üçlü şekilde arkadaşlar tepe olarak büyümüş. Burada Fred Ives var. Şunlar da hep balde aslında. Bakın baldeleri. Bronze de var içinde. Nasıl sığıyorsa o şekilde koymaya çalışıyorum artık. Şurada minicik yapraklar bile ne güzel yavrular vermiş. Bakın. Şuradalar. Uçlarından yavrularını vermişler. Onlar da büyümeye başlamışlar. Bu saksın bayağı birbirini arkadaşlar sıkıştırmaya başladılar. Bunlar ghost bebekleri. Bakın. Hepsi böyle bir yapraktan 3-4 yavru şeklinde büyüdüler. Sulama yaptıktan sonra daha çok doldururlar ama ben sulama yapmadan önce bir büyüyenleri büyük bir saksıya geçireceğim arkadaşlar. Çünkü artık yetersiz geliyor alanları. Şöyle sizlere teker teker göstermeye çalışıyorum. Sedum yapraktan büyüttüm. Yani buradakilerin hepsi arkadaşlar yapraktan büyüyenler. Hep aralarında küçük küçük yavrular var. Bunlar da güzel atağa geçti. Bakar mısınız? Pollux, Echeveria'lar. Bakayım şunu şöyle çekeyim. Çok güzeller. Bakın bir yapraktan bir sürü rozet geliyor. Çok tatlı büyüyorlar. Şu kristat tür arkadaşlar. Yapraktan da kristat olarak yavru veriyor. Bakın. Hemen şöyle bir tutayım. Bakın yapraktan da kristat olarak herhalde büyüyecek. Bu yapraklar böyle köklenmişti. Buraya koydum. Bu yapraklar burada köklenmişti. Buraya koydum arkadaşlar. Onlar da bakın yavrularını verip büyümeye başladılar. Bunlar tepeçeliğe aldığım sukulentimin yaprakları. Bunları ben daha büyük bir alana alacağım arkadaşlar. Burada biraz toprağa fazla gömülü kaldılar. Şu gördüğünüz çoklu olanlar. Şu küçük küçük olanlar. Akulüs bebekleri arkadaşlar. Ya o tür olduğunu tahmin ediyorum bendekinin. Hepsi gördüğünüz gibi bakın yavrularını vermiş hep yapraktan. Bakın. Bunlar hep solmuş olan yapraklar aslında. Ben hiç atmıyorum solmuş olan yaprakları da. Onlar da bir zaman sonra bakın yavru veriyor. Evet yavru vermesi biraz zaman alıyor ama sonrasında bakın tam dolgun değildi bu yaprak mesela. Bakın kök vermiş, yavru da vermiş. Gelişmeye başlamış. Bakın bu da aynı şekilde. Tamamen bu köklerden biraz yaprak güç topluyor. Ondan sonra yavru vermeye başlıyor. O yüzden yumuşayan yapraklarınızı da atmayın arkadaşlar. Önce biraz güç topluyor, sonra yavru veriyor. Onları hep düzelteceğim ben. Bazı büyük yaprakları başka bölümleri alacağım. Bakın hep güzel güzel yavrularını vermişler. Şu saksım var arkadaşlar bir de. Küçük böyle. Bu çelik olarak almıştım. O köklendi. Orada bir kenara koydum onu öyle. Burada da bir sürü bebekler var. Bakın burada da aslında birçok yaprak var. Size şöyle biraz göstereyim.
Şu türü biliyorsunuzdur arkadaşlar. Tombul yapraklı Pachyverya ailesinden. Bakın onlar da hep kök ve yavru verdi. Şöyle çıkartabilirsem göstereyim. Bakın. Çok güzel büyüyor. Size bir de şeyi söyleyeceğim. Fanfare arkadaşlar. Hani böyle uzun yapraklı bir yapısı var. Şu tür. Bakın o da incecik bir yaprağı var. Ama bakın hep yavrular vermiş. Şurada da var. Bunları böyle tek tek incelemesi çok keyifli geliyor bana. Şu türlerde arkadaşlar Sedum Brutto yaprakları. Bakın onlar da yani çok geç yavru veriyor. Ama yavaş yavaş büyüyor herhalde. Bakalım büyüsünler. Şunu çok merak ediyorum. Victor'u çok seviyordum. Çelik de olsa elde etmiş oldum. İnşallah büyüteceğim. Bir de şu saksım var arkadaşlar. Bu da çok minik. İşte yer olmadığı için arkadaşlar böyle küçük küçük uğraşıyorum. Şunlar çelik zaten. Bunlar hep yapraktan büyüdü. Bir de arkadaşlar size şu Albert yaprağını göstermek istiyorum. Bunu ben çelik olarak kestiğimde Albert'i gövdesinden böyle yumuşamıştı bu yaprak. Ve ben bunu dedim yani bir deneyeyim ne olur ne olmaz alayım. Zaten köke de gövdeye de yakındı kök oluşum yerlerine. Bir tane şöyle kopardım, yumuşaktı bu da. Bakın bu da yani yumuşamış olmasına rağmen çok güzel bir şekilde yavrusunu verdi, büyütmeye geçti. Kökleri de taze taze. Onu ben birazdan düzelteceğim. Yavrusu çok güzel, minicik. Onu düzeltirim. Yani dediğim gibi bu saksılar biraz kurumuş. Ben onları hep hali biraz düzenlemem gerekiyor. Köküne zarar gelmesin. Şöyle yapalım. Şu da arkadaşlar Comixtum bebeği. Bakın yapraktan ufacık büyüyor. Bunlar Tütübans ya da Ghost bebekleri. Biraz büyüsünler anlarım. Daha böyle saksı diplerimde de aslında birçok yapraktan büyüyenler geliyor. Ama işte dediğim gibi böyle çok alan oluşturduğu için, gerek duyduğu için saksılar. O yüzden o diplerinde büyütüyorum. Ben daha sonra büyük büyük artık başka yerlere almaya çalışıyorum. Bunlar böyle ayrıyeten hani bebek saksılar olarak oluşturduğum türlerimde. Biraz bunları da ayıklayacağım daha sonra dediğim gibi. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.